Merhaba Parabin kanal izleyicileri. Hepinize selamlar, iyi pazarlar, iyi tatiller. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, yarın endeks açılacak ve dikkat edilmesi gereken hisseler bölümünde, yani Cuma günü Borsa İstanbul'da üzerindeki tedbirler kalkan hisseler var. Hacimsel olarak büyümesi beklenen ve tedbir kararları uygulanmadığı için biraz daha hisseler üzerinde oynaklığın olabileceği hisseler var. Bu haberi sizlere şimdi sunmak istiyorum. Yeşil hissesinden arkadaşlar, Cuma günü brüt takas, kredili alım ve açığa satış kalktı. Derinden aynı şekilde brüt takas, kredili alım ve açığa satış ve aynı zamanda emir paket tedbiri kalktı arkadaşlar. Kuş turdan, kese turdan da brüt takas, kredili işlem, açık satış, emir paket tedbiri kalkmış durumda. Gerel'den kredili alım ve açık satış kalkmış durumda. SNKRN, senkron güvenlik ve iletişim sistemlerinden arkadaşlar, brüt takas, kredili alım, açık satış ve emir paket tedbirleri kalktı. Sönmez filamentten de aynı şekilde arkadaşlar, brüt takas, kredili alım, açık satış ve emir paket tedbirleri kalktı. Evet, bu görmüş olduğunuz gibi 7 hisse üzerinde yarın tedbir kararları kalkmış oluyor. Ve bu 7 hissenin tedbir kararı uygulamadan işlem görmeye başlayacaklar. Yani hacimsel olarak büyümenin olacağı kesin. Bu net olur arkadaşlar. Özellikle brüt takas uygulaması biten senetlerde. Yani brüt takas uygulaması olan senetlerde biliyorsunuz takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutar nakit bulundurmalı satıcılar. Satım yapmak isteyen işte yatırımcılar ise takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Bu da zor bir şey ve brüt takas özellikle hacmi çok etkiliyor. Ve brüt takas uygulamasına dahil olan parçalar internet üzerinden işlemlere de kapatılır. Bu da önemlidir arkadaşlar. Açığa satış işlemi yapılamaz zaten. Şu anda bütün Borsa İstanbul'da olduğu gibi var. Bu yasak. Kredi yasağı, kredide alım işlemleri yapılamaz zaten. Herkes kendi parasıyla işlem yapar. İnternet işlem yasağı da internet kanalı üzerinden işlem yapılamaz. Bu pay senetlerinde işlem emirleri aracı kurumuyla yüz yüze görüşerek veya telefon aracılığıyla iletilebilir. Yani bir aracı giriyor araya. Yani bütün bu tedbirler hacimsel olarak kalktığında büyümeye neden olabilir hisseler üzerinde. Bunu belirtelim. Evet sevgili dostlar, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar hepinize.